Merhaba arkadaşlar, yeni bir kızılcık şerbeti analizimize hoş geldiniz. Öncelikle genel bir analize başlamadan önce Abdullah Bey ve Alev aşkına bir değinmek istiyorum. Sonrasında ise en merak edilen şey Ömer ve Görkem'in önceden yaşamış olduğu ilişki nasıl su yüzüne çıkacak? Seyirciler arasında en merak edilen konu bu ortaya çıktığında Fatih ne yapacak? Ömer ne cevap verecek, Kıvılcım'ın tepkisi ne olacak? Sıradaki ilişki Fatih ve Görkem'in ilişkisi tabii ki sonlanacak, Fatih şimdilik alttan alıyor. Ama nereye kadar, elbette ki bu ilişki son bulacak, peki Fatih Doğa'ya geri dönecek mi? Siz izleyicilerimize soruyorum, Doğa gerçekten Giray'dan hoşlanıyor. Bu yoksa sırf Fatih'e gıcıklık ve kıskançlık olsun diye mi yapıyor? Tabii ilk zamanlar Fatih'ten ayrılmak istemedi, hatta Fatih'e de bunu söyledi. Ama Fatih Görkem'in o havalı haline tutulmuştu. Sıradaki Nursema ve Rüzgar. Tabii seyirciler Umut ve Nursema aşkının bitmesine üzüldü elbette ki, ama bu ilişki normal bitseydi herkes Nursema'ya kızacaktı. Ama Umut'un son yaptığı aldatma olayı örtbaş ediyor. Ama bu ilişkinin bitmesindeki en büyük sebep Rüzgar. Nursema da Rüzgar'a karşı boş değil, bu ilerleyen bölümlerde göreceğiz elbette. Seyircinin kafasına takılan en büyük problemlerden biri muhafazakar bir yapıya sahip olan Abdullah Bey'in nasıl oluyor da bu kadar yalanlar üzerine bir ilişki kurmaya çalışıyor. Hem kaç yıllık karısına ve hem de etrafındakileri yalan söylüyor ve bu yalanının devam ettiriyor. Bu ilişki bitti artık yok diyebiliyor, herkesin yüzüne bakarak. Tabi bu su yüzüne çıkınca Pembe'ye Fatih'e ne söyleyecek merak konusu. Bu yalanların başında yurt dışına gideceğim diyerek Alev ile beraber yaşadıkları villaya gidip beraber zaman geçiriyor ve film izliyorlar, hem de klasik filmlerden Titanic. Titanic filmini izlemeyenler kaldı mı diye seyircinin aklına bu soru geliyor. Ama hadi bir daha izlediklerini düşünsek yaptıkları yorumlar çok ama çok komik kalıyor. Tabi beraber zaman geçirdikçe kendi aralarındaki problemler de su yüzüne çıkmaya başlıyor. İki tane örnek vermek gerekirse, filmden sonra dağılan ortalığı toplamaya çalışan Apo'ya Alev karşı çıkıyor, kalsın diye Apo dağınık şekilde bırakmak istemiyor. Sabah olduğunda kahvaltı yaparlarken kapıya gelen kuryeye kapıyı böyle mi açacaksın sözüne Alev bozuluyor, tabi Apo da bozuluyor. Buradan da anlaşılacağı gibi yavaş yavaş bir gerginlik oluşmaya başlıyor. Yani son olarak Apo boşansa, Alev'le birlikte yaşasa en fazla 2 gün birbirlerine tahammül ederler. Evet, bu konu hakkında lütfen yorum kısmına yorumlarınızı yazın. Beraber zaman geçirseler en fazla kaç gün birlikte takılabilirler, birbirlerine ne kadar tahammül edebilirler? Alev her zaman ulaşılması bir aşk için Apo'nun üzerine gitti. Büyük bir ihtimal herkesin düşüncesi bu aşk çok uzun sürmeyecek. Görüşmek üzere.